Yani bunca zaman... Sen kanal patronu bunca zaman toplantı yapma, yapma, yapma. Gel bugüne bu saate toplantı koy, hadi. Ya benim işim gücüm var, programımın çekim var. Daha gideceğim, uçacağım Sivas'a, börülceli kuzu incik tadacağım ama ya. Nasıl yedireceğim hocam? Yani abi sonuçta adam kanalın sahibi, anlıyor musun? Yani istediği zaman gelir kanalını kontrol eder, nedir yani? Hakkı ya. Ya dostlar. Ben Amerika'dayken, ya bu tip toplantılar öncesi bir present perfect tense brief falan veriyorum. I'm not ready man, okay? Hazır değilim ya, okay? Çalışsaydım, harika dehşet projeler hazırladım. Ben çalıştım. Bilal Bey'e göstermek için sabırsızlanıyorum. Ben de kuzu incik için sabırsızlanıyorum. Hadi artık bir an önce gelsin, başlasın şu toplantı. Ha, hoş geldiniz Bilal Bey. Ha. Merhabalar. Hoş geldiniz. Abi hoş geldiniz. Haksınız. Arkadaşlar merhaba. Tamam çok konuşmayın, oturun hemen başlayalım. Hiç konuşmadık ki abi. Hamzacığım, tekrar söylüyorum çok konuşma. Sen toplantıdaki önemli şeyleri not edeceksin, tamam mı? Ben... Arkadaşlar önemli bir gündem maddesiyle başlamak istiyorum. Kanalımız dün bir oldu. Aa, ne güzel, harika. Çok, çok, be, çok güzel, sevindim. Hak ettik, başardık. Bizim yerimizde bir. Kanalımın kanalizasyon atıkları. Ratinglerde birinci sırada değiliz. Bir reyting aldık, bir. Koskoca ulusal kanalı bir kişi izlemiş. O da kim? Ben. Ben de izlerken uyuyakaldım. Niye? Yayınladığımız film çok heyecanlı değil miydi Bilal Bey? Lan kaynanamın röntgen filmi bile daha heyecanlıydı ya. Kadının iki kırığı var, adam oraya bir şeyler taktı, böyle bakıyorduk. Bu ne ya? Bu iş böyle olmaz. Bu işi düzelteceğiz arkadaş. Kanal tedavisi, operasyonumuz başlamıştır. Alkışlayın kendinize. Kanal tedavisi. Evet. Oğlum bak. Arkadaşlar ne izler insanlar, ne izlemez bunu ayrıntılı bir şekilde araştırdım ve buraya bir uzman çağırdım. Wow, Mr. Bilal Bey, yani bakın ben bu işi Amerika'da okudum, okey? Yani burada ben varken başka bir uzman... What the fuck is going on, man? Bilal Bey. Evet. Çaylar geldi. İşte uzmanımız geldi. Alkışlıyoruz bir daha. Ha. Nasıl? What? Şimdi ha, bir dakika. Uzmanımız çaycı Aysel abla mı? Ta kendisi. Çünkü o halkın içinden biri. O halkın kendisi. Aysel'cim, sen TV izliyor musun canım? Hep izliyorum. Çok güzel. Peki bizim kanalımızı kaç kere izledin? Hiç izlerdim. Süper. Hamza kal. Ben niye? Kalkın. Allah bana da. Aysel'cim sen böyle gel. Ay. Otur canım. Artık sen de toplantıdasın, tamam mı? Bunlar sağ fikirlerini beğendirmeye çalışacaklar. Otur canımın için. Evet. Şuraya bak ya. Kanalın yönetim kurulu hep erkek. Azıcık kadın eli değsin şu fikirlere. Hadi bakalım, başlayalım. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlı. Bilal Bey, bu bir terfi mi? Yani zam gerektiren bir olay mı? Hayır, değil. Değil canım, öyle bir şey değil bu. Evet arkadaşlar, en önemli maddemiz... biz neden izlenmiyoruz? Çok önemli bir nokta. Kanalımızdan ayı gibi para alıp... kanalımızı izlemeyen İbrahim Bey ile başlayalım. İbrahim Bey, İbrahim Bey, bizi niye izlemiyorsunuz? İnanın efendim, çok yoğunum ben. Yani çünkü kendi programımın hem yapımcısı hem sunucusuyum. Onun çekimleriyle koşturmaktan, oradan oraya uçmaktan, bir şeyler yemekten, tatmaktan... vallahi vakit bulamıyorum efendim. Canım benim, ya kurban olurum sana. Hangi programmış bu? Efendim, gittim, gezdim, gördüm Anadolu'yu. Yedin, bitirdin Anadolu'yu. Ulan biz bu programı iki ay önce kaldırmadık mı yayından, he? Sahte bir tane kameraman bulmuşsun. Gidiyorsun köylere, milletin rızkını yiyorsun. Sanki bilmiyoruz ya. Ulan senin sadece Türkiye'de, Avrupa'dan bahsetmiyorum... 136 köye girişin yasak lan. Hayvancılığı bitirdin sen. Bizim zamanımızda kuzu diye bir şey vardı, şimdi yok. Koyun var, koç var, kuzu yok. Sen anaları evlatlarından ayırdın. Yeter. Yam yam. İç pilavı diye diye iç Anadolu'yu yedin ya.
İbrahim Bey İç Anadolu'yu yedi. Buzu yaz, soru işareti koy, sonra döneceğim ona. Kuzu nerede? Yazsın bizim köyde. Bilal Bey, bu İbrahim bizim köyden yemiş. Nasıl? Vallahi küçükbaş hayvan kalmayınca köyün tabelasına saldırmış. Niye ki ya? Bizim köyün adı Kuzular. Vallahi köylüler tabelayı bunun ağzından zor almış. Teessüf ederim Aysel Hanım. Yani benim işim yemek tatmak. Tatmak mı? Hı-hı. Bilal Bey, bu geçen gün bizim karanın ankırmanını da yiyordu, ağzından zor aldım. Aferin Aysel sana. Belli ki bu kanalın iyiliğini düşünen nadir çalışanlardansın. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Aşağıda neler çekiyorum bilemezsiniz. Kanalın bütün yükü bende, Bilal Bey. Yani görseniz dersiniz ki ben bu işi, bu maaşı hayatta yapmam. Yani görseniz dersiniz ki sana zam yapıyorum. Konumuza dönelim hiç uzatmadan. Otur Aysel'cim, otur. Arkadaşlar, ya Face'deki böyle dilini dışarı çıkarıp böyle burnuna değdirmeye çalışan ergenler bile bizden çok izleniyor ya. Çok güzel de o video izlediniz mi? Tamam. Dilini gözüne doğru. Yeter artık. Söyle bakalım bize Aysel, halk ne istiyor? Zam istiyor. Şaşırtmadı. Otur. Bahadır. Bilal Bey, ben bu işi Amerika'da okuduğum için Amerika'da şunu öğrendim. Halk farklılık istiyor. Biraz American Dream yani. Hadi beni dilimle biraz. Nasıl olacak? Biraz uçalım. Bakın. Uç hadi lan. Mr. Bilal, benim bir projem var ve perfect. Allah heyecanına bak. Adını söylüyorum. Wait a minute. Anamın ejderhaları. Bahadır, ananın ejderhalarını mı çekelim yavrum? Saçmalama lan. Oğlum, herkesin yaptığını yapalım biz de işte ya. Sabah programında kaybolanı bulalım. Öğlen evlendirelim. Akşamını haberleri de öldürelim. Geceye de bunun hayatını dizi yapıp verelim millete, bu ya. Oğlum bak, o elini kırarım ha. Bilal Bey, tam benim kafamdasınız. Senin kafanda mıyım? Evet. Allah korusun lan. Harika değişik projelerim var. Söyle bakalım Fikri. Şimdi 3 tane ünlüyü alıyoruz. Bunları okyanusa götürüyoruz. Evet. Bir kafesin içine koyuyoruz ve kafesi okyanusun içine daldırıyoruz. Korkutucu. Sonra kilidin anahtarını da köpek balıklarının dişlerine bağlıyoruz. Oradan kurtulan ünlüyü de tekrar boynuna taş bağlayıp suyun içine gömüyoruz. Cinayet bu. Nasıl? Manyakça. Allah Allah Fikri ya. Bari direkt kurşuna diz adamları. Niye bir de yarıştırıyorsun? Bir de beyefendi 3 ünlü istiyor. Ulan 1 ünlü kaç para sen biliyor musun? Bunun KDV'si var, stopajı var. Delirtmeyin lan beni. Daha başka, daha başka ne olabilir çocuklar? Hadi bakayım. Bilal Bey, izdivaç programı. İzdivaç? İşte bu, sevdim. Hadi söyle. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Zaman zaman böyle daha... böyle daha fikirler buluyorum. Nasıl, bu fikir çok muazzam değil mi? Değil canım. Bir daha düşündüğümde değil. Arkadaşlar biz yani bu izdivaç programlarına bir yenilik katalım ya. Ne olabilir Aysel, mesela sen niye izliyorsun bunları? Ya Bilal Bey, o paravan açılırken elimde ne varsa bırakır gider izlerim. Güzel. Böyle geçen gün böyle heyecandan izlerken çocuğu katayıp dolaba koymuşum. Çocuğum güvelendi. Aman yıkarsın geçer. Güzel, tamam. Peki, o zaman biz bu yarışmalara biraz heyecan katalım değil mi? Entrika katalım bu paravan kısmına. Ne olabilir? Mr. Bilal, Amerika'daki deneyimlerimden tekrar yola çıkıp söyleyeceğim. Şimdi paravan açılmak üzere. Talipli heyecanlı. Gelen kişi de heyecanlı. Ekranlar başında herkes nefesini tutmuş, bekliyorlar. Paravan tam açılıyor ve paravanın arkasında ne var? Bilmem ne var. Zombi. Zombi mi? Ya, bu izdivaç kesinlikle tutar, zombili. Oğlum, bizim hitap ettiğimiz kitle gombili. Programı yapacak olan da dombili.
Yani biz ne yapacağız zombiliği ya? Deli misin lan sen? Bilal Bey, Amerika'da bu... Oğlum bak, bana bak, bana. Lan Bilal biz Bey. Seni bir haftalığına workshop'u yolladık lan oraya. Sen ne ara Amerikalı oldun? Sakin. O kafandaki peruk. Ne bilmiyor muyum? Ouch. That's mobbing, man. Lan ağzını düzelt, ağzını düzelt. Trakyalısın lan sen. Tamam be ya. Vurma. Evet. Daha bizden devam edelim. Ne olabilir? Hadi. Paravan açılıyor. Orada ne var? Kuzu. Küçük, şirin bir süt kuzusu. Tam mevsiminde. Talipli kuzuyla gelmiş diyor. İşte diyor, kuzu kuzu geldim diyor. Aşkın en saf hali. Biri bana kuzuyla gelsin, kesinlikle evet derim. Lan oğlum, bak İbrahim, saat timsahla gelseler de evet dersin. Birbirimizi yemeyelim şimdi. Heyecan yok. Nerede heyecan? Hadi heyecan. Bilal Bey, buldum. Paravan açılıyor. Evet. Karşısında 5 tane ünlü çıkıyor. Güzel. Evet. Beğendiği ilk ünlüyü daha önceden hazırlamış olduğumuz akreplerle ve çıyanlarla dolu bir kuyuya atıyoruz. Neden? Neden ya? Heyecanlı. Daha sonra kalan 4 ünlüyü de asit kuyusuna atıyoruz. İşkence oğlum bu. Olmadı bu. Bence çok iyi. Adam çalışıp gelmiş. Sonunu aynı tutkuyla bağlayacak. Kapaması da tutkuyla yani. İşin olmadığını da her yerde tutku var bu karakterin. Buyurun. Kalan 4 ünlüyü de asit kuyusuna atıyoruz. İşkence lan bu. Tamam canım, tamam. Ben de tamam. 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 Arkadaşlar artık kusura bakmayın ama savcılığa haber vermek zorundayım. Tamam canım. Hamza. Evet. Oğlum, notel de toplantıdan sonra şunu sabıka kaydına baktıralım. Beni biraz ürkütmeye başladı. Bilal Bey, ben bir fikrim var. Çok iyi olur. Hatta en iyi senin olur. Neden? Çünkü sen halksın. Halkın içindensin. Söyle bakalım. Paravan açıldı. Orada ne var? Varak var. Doğru konuş kızım. Varak, varak. Ay, ay. Altın tamam. Varak. Tamam. Evet, devam. Devam et, evet. Altın varaktan doğdum. Bir duralım, bir ister misin? Bir mola verelim. Sen ne diyeceğini biliyorsun, sen gayet ciddiysin. Bilal yanlış anlıyor başta ya, o yüzden senin ciddiyetini bozmaman lazım. Evet arkadaşlar. Ne sormuştunuz Bilal Bey? Hemen bir daha sorayım. Paravan açıldı. Orada ne var? Varak var. Doğru konuş kızım. Altın varak. Ha, hadi. Altın varaktan bir koltukta bir talip var. Evet. Kız fakir, oğlan zengin. Biz bunların analarını birbirlerine kapıştırıyoruz. Çok güzel. Sonra ortaya çıkan sınıfsal çatışmanın yarattığı imkansız aşkın peşinden gidiyoruz. Hiçbir şey anlamadım ama güzel geliyor. Hadi. Çok güzel, çok güzel. Harika bir program. Ve bu programın adı... Zampara. Vallahi güzel fikir. Güzel fikir. O zaman zampara? Değil yani. O kadar da güzel değil. Dizi yapalım. Hmm. Arkadaşlar dizi. Hadi şaşırttın beni. O fikirleri havada uçursun. Hadi arkadaşlar. Ne olabilir? Özgün bir fikir söyleyin bana. Bilal Bey, benim yaklaşık üzerinde 8 yıldır düşündüğüm bir projem var. Şaşırdınız değil mi? Tam 8 yıl. Ben senin bir şey düşünebilmene şaşırdım Hamzacığım. Müthiş. Oğlum kırarım o elini. Efendim şöyle söyleyeyim size. Evet. Şimdi proje şöyle. İki tane bebek var. Bunlar yeni doğmuş çünkü bebek. Bunlar efendim küçükken birbirlerinden ayırıyorlar. Bir tanesini kebapçı Cemal, o mafya. O onu büyütüyor. Sonra diğeri de polisin içine sızıyor. Bunlar böyle inanılmaz düşman oluyorlar birbirlerine ama sonradan dost oluyorlar, fark ediyorlar. Ve dizinin adı da Dışarıda. Birader saçınız, saçınız! Tutmuş dizinin çakmasını yaptıracak bize ya.
İçeride lan o, bilmiyor muyum sanki ben? Başka, daha üzgün. Daha üzgün işleri, hadi. İbo. İki kuzu. Aynı merada büyümüş. İki kuzucuk. Süt kuzusu. Büyüyorlar, serpiliyorlar. Bir bahar akşamı koyun oluyorlar. Fakat gel gör ki bu iki koyun tek bir koça aşık oluyor. Dizinin adı da Koyun Koyuna. Ve bir gün Kurban Bayramı geliyor. Sezon finali, koyunlardan biri diğeri için kendini feda edecek. Ama hangisi? Bu aşkın katili kim? Sensin. Sensin yam yam, sensin. Oldu be. Kuzuları hepsini dolduracak sete. Sonra dalacak sete, altından girecek, üstünden çıkacak. Yam yam. Var mı lan seni? Katil. Katil. Tavuk olmaz mı? Tavuk. Tamam neyse, başka da. Hadi beni şaşırttın hadi. Hadi şaşırttın beni arkadaşlar. Başka ne olabilir? Aa, Bilal Bey. Lafa burada girmek istiyorum. Bakın, biraz Amerikan düşünmemiz lazım. Oğlum bak, o ağzını düzelt, kırarım lan o ağzını. Yani biraz daha böyle bir Amerikan kafası, daha bir beyzbol kafası düşünmemiz lazım. Şöyle, diyelim ki bir uzay üstündeyiz. Evet. Okey? Uzay mekiği pat, broken, bozuluyor. Evet. Tam o sırada Brad Pitt, Al Pacino and Robert De Niro kadraja girer. Bilal Bey aman, boğacağım lan ben bunu artık, yeter ya. Al Pacino girermiş Robert De Niro. Onlar kadraja değil, bana girer, bana. Kaç para onlar biliyor musun lan sen? Hayret bir şey ya. Arkadaşlar daha yerel düşünelim. Mesela bir çılgın Sedat neyinize etmiyor? Alişan var, Gutsi var. Bunlar işleri tutan insanlar lütfen. Mesela olay uzay üstünde geçmesin de Hisar üstünde geçsin. O bayır var ya orada. Ya da ne bileyim bozulan uzay mekiği olmasın. Alişan Gutsi'ye bozulsun. Desin baba sen geçin baba, böyle böyle yaptın yani bir sefer. Bu... Bilal Bey, bu sefer buldum. Ne acaba? Başrolde 10 ünlü var. Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir araya gelen 10 ünlünün esrarengiz bir şekilde kaybolmasını anlatan bir dizi. Finalde hepsini giyotinle öldürüyoruz. Hamzacığım, bir yer değişebilir miyiz canım? Kalk ben, çünkü çok konsantre olamadım orada. Ben niye ölüyorum? Otur canım. Fikri, oğlum senin bu ünlülerle aranda bir problem mi oldu? Yani sen küçükken falan bir sorun yaşamadınız değil mi? He? Aslında benim tam zamlık bir fikrim var. Söyle bakalım. Bence dizide ağa olsun. Güzel, ağa, ağa, ağa. Niye aklımıza gelmedi? Tabii ya. Toprak ağası mı? Hayır, hıyar ağası. Nasıl ya? Bu ağanın hıyar tarlaları var. Ama bu hıyar karısını hizmetçisiyle aldatıyor. Bunun üzerine de kahyası bunu vuruyor. İkinci sekansta da karısını kuzeni kaynıyla kaçıyor. Ama gel gör ki eniştesine de aşık. Fakat biz dördüncü planda teyzesinin halasının gizli aşkını öğrenip bunun şantaj yaptığını takip etmekteyiz. Ve dördüncü sekansta... Çok ciddisiniz yine. Tabii. Dördüncü sekansta... Çeneniz çıkacak, çok korkuyorum. Amcası genel açıda kalp krizi geçiriyor. Ve son setapta... Bitmedi çileleri ya. En önemli yer Bilal Bey, baldızı şirkette kendisine zam yapılmadığı için patronun babasını vuruyor. Wow. Aysel, 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 Aysel ya. Sen Türk aile yapısının ağzını burnunu kararttın ya. Bu nasıl bir şey? İçim karardı kızım benim. Başka geçin bunlar, diziden vazgeçtim. Sen başka ne izliyorsun? Yarışma. Yarışma. Yarışma hadi. Hadi yarışma. Bana güzel bir yarışma sunun. Hadi bakalım. Bilal Bey, yarışma benim işim. İnanın yarışma benim işim. Yıllardır hayalini kurduğum bir format, bir proje var efendim. O da Kuzu Felek. Kuzu Felek ne oğlum? Efendim, çarkı felek gibi düşünün. Ama çarkı çevirmiyoruz. Bak, kuzu çeviriyoruz. Kuzu kimin önünde durursa o yiyor. Yarışmayı da ben sunuyorum. Ulan sen sunuyorsun ama doymuyorsun İbrahim. Kuzudan sonra. Çık lan elini. Çık oğlum bak kırar.
Söyle. Abiler Bey. Ne? Bence yarışma basit ve anlaşılır olmalı. Allah Allah. Şöyle, üç tane yarışmacımız var. Evet. Ve biz bunlara harcamalar için tam 800 bin Amerikan doları veriyoruz. Güzel, işte bunu sevdim. Ama tabii bazı şartlarımız var değil mi? Yok, kafalarına göre harcıyorlar. Neyse. Kaç, kaç, kaç. Harcarım ulan seni çocuk. Sen beni harcatacaksın ulan, bitiririm seni ha. Yeter artık ya. Kırdın beni, yeter. Goddammit, kırdın. Goddammit mi? Come on, hadi o zaman. Hadi lan. Doğdun Bilal Bey. Söyle Fikriciğim. 15 ünlü alıyoruz, bir adaya koyuyoruz. Adam. Sonra tam ortadan bölüyoruz. Neyi? Ünlüleri. 7,5 ünlüyü bir adaya koyuyoruz. 7,5 ünlüyü öbür adaya koyuyoruz. Sonra 38 gündür aç bıraktığımız aslanları da bunların üstüne salıyoruz. Kurtulan olursa da birinci gelene de ona Büyük İskender veriyoruz. Ha bir de ödülün var yani. Büyük İskender. Ama sosuna tereyağı değil, fare zehri koyuyoruz. Alo polis mi? Bir ihbarda bulunacaktım efendim. Bilal Bey ben buldum buldum. Ben size konum atacağım lütfen bir saniye bekleyin. Evet Ayşe. Ne? 3 çocuk, işsiz bir koca ve asgari ücret 1400 lira maaşla ay sonunu getiremeyen çaycı kızın dramı. Kendini işine adamış kocaman bir yürek. Patronu zam yapsa her şey bir dakikalığına... Ya kalk! Kalk çayları tazele. Yeter ya Aysel. Allah Allah, sürekli sübliminal zam mesajı yolluyor kafama. Beynimin kıvrımlarına ikide bir biri çıkıp zam zam diyor ya. Cüzdan olasın cüzdan. Lütfen. Ya arkadaşlar, insanlar ne izler? Niye aklınıza bir şey gelmiyor ya? Türk milleti ne izliyor? He? Ne bu gürültü? Aa, inşaat var. Ne durma? Aa, karşıdaki şantiyeye çimento kamyonu gelmiş. Aa, görmüyorum. Görmüyorum. Ben de ellerini dik çekecek. Beni halet. Lan not al. Dur bir şey izliyorum. Bir dakika not al. Hemen o bizim canlı yayın arabasını çağırın buraya gelsin. 24 saat abuk inşaatı çekeceksiniz. Bizim millet iş makinası izlemeye bayılır Hamza. Yırttık oğlum. Kanalın ismini de değiştiriyorum. İnşaat TV. Ama bir daha da...